Herkese merhabalar, bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizlerle bir korku oyununda olmazsa olmaz olan jumpscare'ın yapımını göstereceğim. Jumpscare öncelikle nedir arkadaşlar, bundan biraz bahsedeyim. Jumpscare arkadaşlar bir ortamda, bir yerde bir anda karşınıza çıkan ve sizi korkutma amaçlı oluşturulmuş objelerdir. Bu objelerin içinde bir sürü şey olabilir. Görüntü olabilir, 3 boyutlu bir obje olarak korkutmaya çalışabilir size oyunu yapan kişi veya içine artı olarak ses bile eklemiş veya sadece ses eklemiş olabilir. Bunları nasıl yaptıklarını sizlerle birlikte öğreneceğiz. Öncelikle bir yer oluşturdum, bir zemin oluşturdum. Burada, şurası bizim hareket ettiğimiz alan olacak. Burada bir trigger koyacağız ve burada da arkadaşlar jumpscare'ımız olacak. Sırf mantığını kavratmak için yaptım burayı. Öncelikle arkadaşlar bir trigger oluşturmamız lazım. Şunu Ctrl-C, Ctrl-V deyip bir tık üste koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra siz buradan yeni bir küp de oluşturabilirsiniz. Size kalmış, tamamen kendi keyfinize kalmış. Yeni bir küp oluşturun siz isterseniz de, böyle olacak muhtemelen sizde. Şöyle karakterin içine girebileceği büyüklükte bir küp oluşturun arkadaşlar. Ondan sonra bu kübün mesh renderer'ını kaldırın ve box collider'ının is trigger'ını işaretli yapın arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir trigger olmuş oldu bu. Trigger nedir? Trigger böyle içine girdiğimizde bir şeyler yapabileceğimiz görünmez şeylere denir. Şöyle hatta trigger olarak isimlendirelim. Evet, ismimizi de verdik. Şimdi arkadaşlar, öncelikle korkunç objemizi oluşturalım. Korkunç objemiz bir tür şey olabilir. Şöyle gizli moda alalım. Evet, korkunç objemiz her şey olabilir. Biz direkt korkunç surat diyelim. Evet, gördüğünüz gibi birbirinden acayipli, korkunç şeyler var. Gerçi biz oyunu yapan kişi olarak bunlardan korkmamamız lazım mantıken. Evet, ne var abi? Korkunç bir şey. Şu olsun mu? Bu olsun. Veya bunun PNG'si varsa daha iyi olur. Evet. PNG şu güzel abi. Bak, bunun arkası transparan mı? Değil. Transparan olsa güzel olurdu. Gollum vardı yukarıda. Gollum'u koyak mı? Transparansa koyalım. Evet. Evet, geldi gördüğünüz gibi buraya. Transparan bir Gollum. Bunu sürükleyip oyunumuza bırakıyoruz. Ondan sonra siz bunu direkt obje de koyabilirsiniz ama ben görüntü koymak istiyorum. Şuradan bir plane değil de plane mi yapalım, quad mı? Quad olsun. Bir quad oluşturun. Ondan sonra bu quad'ı şöyle geri çekin abi. Quad'ımız burada oluştu. Trigger'ımız burada yine. Quad'ımıza collider'ımızı kaldıralım. Ve suratımızı sürükleyip bırakalım diyeceğim, olmuyor. Materyal oluşturalım. Surat diyelim buna. Albedosuna bunu verelim. Ondan sonra bunu da sürükleyip buraya bırakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkasını transparan yapmak için de opaktan cutout diyeceğiz. Ondan sonra ama gözlerinin de arkası PNG olduğu için gözleri de gitti. Yapacak bir şey yok. Cutout'unu buradan ayarlayacaksınız. Böyle güzel gibi. PNG olarak böyle. Evet. Gayet korkunç. Değil mi? Ben bile korktum yani şu an. Objemizi oluşturduğumuza göre buradan bir tane audio source oluşturuyoruz. Audio source, evet, sesimizi de oluşturduk. Şimdi korkunç olmasını arttırmak için bir çığlık sesi lazım bize. Çığlık sesini de şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan YouTube'a gireceksiniz. Ondan sonra buradan olmuyor. Gizli moddan çıkalım o zaman abi.
Şöyle yapalım. YouTube'a gir. Kanalıma gireceğim şimdi. Siz de bunu yapacaksınız. İçerik stüdyosuna basıyorsunuz arkadaşlar. Açılsın. Şurada oluştur var. Burada ses efektleri var. Burada telifsiz bir sürü ses efekti var. Buraya yazıp diyelim Scream. Şöyle yazamadım. Evet. Zombi sesi falan var. Bir sürü şey var burada. O da olmadı. YouTube'a direkt yazın abi. Korkunç çığlık sesi indir. Okey. Bu kadar basit. Çığlık sesini de oradan aldıktan sonra YouTube'a işte buraya sürükleyip bırakıyorsunuz arkadaşlar sesinizi. Sonra şunun şuradan tutup biraz büyütün ki ses bayağı uzaklara kadar gidebilsin. Ondan sonra da çığlık sesini sürükleyip bırakacağız. Nerede bizim çığlık sesimiz? Burada. Sürükledim, bıraktım. Play on Awake'de açık. Burası bu kadardı. Korkunç objemizi de oluşturduğumuza göre şimdi script kısmına geçebiliriz. Create C# script diyoruz. Buradan jump scare olsun kodumuzun adı. Evet. Visual Studio'muz açıldı. Şu an açıldı. Ses kayması yok, merak etmeyin. Şuraya öncelikle korkunç objemizi tanımlıyoruz. Bunun adı da öcü olsun, tamam mı? Public Game Object öcü. Öcümüz burada tanımlı. Ondan sonra öcü nokta set active false. Öcümüz başlangıçta aktif olmayacak. Ama void on trigger enter yapacaktım, olmadı. Abi on trigger enter nerede? Evet, buradaymış. On trigger enter cool draw'dır. If collider nokta game object nokta tag eşit player yanlış mı yazdım collider abi? Evet arkadaşlar, odur diyecekmişiz. Ben yanlışlıkla collider dedim. Other nokta game object nokta tag eşittir player ise, yani trigger'ımıza giren objenin adı tag'i player ise ne yapacağız? Öcüyü aktifleştireceğiz. Öcüyü aktifleştireceğiz ve start coroutine yazamadım. Start coroutine jump s olsun bunun adı. Sadece jump s olsun abi. Bundan sonra buraya enumerator jump s. Türkiye'nin milli maçı başladı. Fransa ile yetişmeye çalışıyorum şu an. Biraz acele olabilir. Neyse. Ne yaptık abi? Bunu başlattık. Ondan sonra yield return new wait for seconds olacak. 1. 1 olur. 1 ideal. Şunu tekrardan kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz ve burası true olacak. Şimdi ne yaptık? Başlangıçta game objemiz öcü aktif olmayacak. Ondan sonra objemiz içeri girdikten sonra öcümüz aktif olacak. Ondan sonra bir saniye sonra öcümüz tekrardan deaktif olacak ve destroy game object
Yazamadım, lanet girsin. Evet. Destroy game object. Bu kadar basit arkadaşlar. Kod bu. Yani trigger'ımızda bir saniye sonra kaybolacağı için tekrardan oynamayacak. Bizim şeyimiz, jumpscare'ımız. Atıyoruz bunu içeri abi. Trigger'ın içine atıyoruz tabi. Ondan sonra öcümüzü de sürükleyip bırakıyoruz. Kuada sürüklüyoruz. Oynamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi başta hiçbir şey yok. Ve olmadı. Neden olmadı? Şu main kamerayı bir sileyim. Belki o yüzden olmamıştır. Evet, FPS kontrolüne player tagini vermemişiz. Şöyle verelim hemen tagimizi. Evet, gördüğünüz gibi oynadı ve tekrardan girince tekrardan oynamıyor. Böyleydi arkadaşlar bu videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.